Evet arkadaşlar şimdi çok enteresan bir mantığa geçeceğiz. Bakın bu mantık için ben size bir de şarkı önereceğim. Gene daha önceki nakaratla aynı olan. Bakalım kalıp ne diyor. Örnek. A kümesinde A, B, C, D, E, F kümesinden seçilen dört elemanların kaç tanesinde A bulunur diyor. Bir kere bakın sakın dört tane çizik çekmeyin yoksa de çiziyi üzerinize çeker. Çünkü bu dört tane çizginin adı permutasyondu ama burada sana soru ne diyor seçilen o zaman yolunun permütasyon değil kombinasyon yolu olması lazım. Şimdi mantık ne? Bak sen dört tane elman mı seçiyorsun? Evet. Kaç tanesinde A mı bulunur diyor? Evet. O zaman biz mantığı şöyle kullanalım. A'nın kesin bulunmasını istiyor musun? Evet. O zaman A'yı buradan çıkarttın. Geriye kaç tane harf kaldı? 5 tane. Peki sen 4 eleman kurmak istiyordun. Az önce A'yı çıkardın mı buradan? Evet. O zaman bu 5 taneden kaç tane seçmen lazım? 3. Yani sorumuzun cevabı 5'in üçlüsüdür. Direkt diyebilir misin? Diyebilirsin. Ama birazdan sorularda kaçında A bulunur, B bulunmaz, C bulunur gibi tuhaf tuhaf şeyler duyacaksın. Şimdi ben sana mantığını verdim ama bir de şarkısını vereyim. Arkadaşlar buradaki şarkımız şu olacak. Hemen bu yolu çizdim. Bulunur derse ikisini de biraz alt, bulunmaz derse sadece üstü biraz alt. Hemen not al bunu. Bir daha söylüyorum. Bulunur derse ikisini de bir azalt. Bulunmaz derse sadece üstü bir azalt. Evet şimdi o zaman bakıyoruz soruya. 2, 4, 6 tane harfimiz var. 4 elemanla oluşturmak istiyoruz. Yani 6'nın 4'lü kombinasyonu bizim genel terimimiz. Bunun kaç tanesinde A bulunur diyor. Bulunur deyince ikisini de bir mi azaltacağız demiştik. Evet. Peki 6'yı bir azaltırsam ne olur? 5. 4'ü bir azaltırsam ne olur? 3. A da cevap 5'in üçlüsü. Bitti gitti. Az önce biz bunu akıl yoluyla da bulduk ve istersek bu yolla cevabı bulabiliyoruz. Arkadaşlar peki 5'in üçlüsünü çözerken 5, 4, 3 yazıp aşağıda 3, 2, 1 yazıyor muyduk? Evet. 3, 3'ü 7, 2, 4, 2 katı 5 kere 2'den sorduğun cevabı ne olacak? 10. Yani aradığınız cevap o zaman 10'dur. Bunu geçtim. Şimdi ikinci soru. Gene bir A kümesi verilmiş. A, B, C, D, E, F. Kümesinden seçilen 4 elemanların kaç tanesinde B bulunmaz? E hemen altının dörtlü kombinasyonu genel olarak yazdım. B'nin bulunmamasını mı istiyorum? Evet. Bulunmaz deyince sadece üstün bir azalt demiştik. Evet. Peki 6'yı biraz azaltırsam ne olur? 5'in 4'lüsü. Yani aradığın sorunun cevabı o zaman 5'in 4'lüsüdür. Peki 5'in dörtlüsünü mü çözmek daha kolaydır yoksa 5'in birlisini mi? Bence 5'in birlisi. Çünkü bunların paydalarını toplayınca bize üst kısmı vermek zorundaydı. Arkadaşlar 5'in birlisi ne yapıyordu? 5 yani aradığını sorunun cevabı o zaman 5'tir. Evet bunu da geçtim. Şimdi bunun harmanlamasına geliyoruz. A kümesi A B C D E F. 6 eleman var. 4 elemanlı seçiyorum. 6'nın 4'lüsü. Kaç tanesinde E bulunup F bulunmaz? O zaman önce e bulunur. Bulunur deyince ikisini de biraz azalt demiştik. İkisini de bir azalt 5'in üçlüsü. F bulunmaz diyor. Yani F olmasın istiyorsun. Sadece üstü bir azalt. 4'ün üçlüsü. Yani arkadaşlar bu sorumuzun cevabı en son bulduğumuz şey olan yani 4'ün üçlüsüdür. Peki 4'ün üçlüsüyle. 4'ün birli sayın anlamı mı geliyor? Evet. O da kaç çıkıyor? 4. Yani aradığımız sorunun cevabı o zaman Şimdi bunun bir de sporcu mantığıyla aynısını çözelim. Bakalım ne diyor. 15 kişilik bir sporcu grubundan takıma girecek 3 kişi bellidir. Buna göre bu gruptan 11 kişilik bir futbol takımı kaç değişik şekilde oluşturulur? Şimdi bak önce akıl yoluyla çözelim. Sen 11 kişilik bir ekip mi oluşturacaksın? Evet. Bunların 3'ü belli mi? Evet. Yani 3 tane torpilli var. Ne yaparsın? Bunları bir kenara ayırırsın. Kaç kişi daha seçmen lazım? 8. Peki kaç kişi içerisinden seçeceksin? Sanırım 12. Çünkü 3 kişiyi zaten seçmiştin. O zaman cevap 12'nin 8'lisi. Bu akıl yolu. Peki diğer yolumuzda nasıl çözülür? Şimdi biz 15 kişilik bir ekipten 11 kişilik bir ekip oluşturmak istiyoruz. Bu takıma girecek 3 kişi belli mi? Evet. O zaman 3 kişi Bulunur mu istiyorsun? Evet. E bulunur deyince ikisini de azaltmıyor muydun? Evet. O zaman ikisinde kaç azaltman lazım? 3. Peki 15'i 3 azaltırsan 12. 11'i 3 azaltırsan 8. Yani cevap gene 12'nin 8'li kombinasyonu olmuş olacak. Yani akıl yolla da çözsen, diğer yolla da çözsen mantık tamamen aynı çıkıyor. Evet. Bu kalıptan çıktım. Şimdi çok enteresan bir soruyla devam ediyorum. Bakalım ne diyor? Bir öğrenciden seçmesi gereken 7 dersin 3'ü aynı gün ve aynı saat okutulmaktadır. 4 ders seçmek isteyen bir kişinin kaç değişik seçeneği vardır? Şimdi arkadaşlar buradaki mantık şu. 7 tane dersin 3'ü aynı gün ve aynı saatte mi okutuluyor? Evet. O zaman ben bunu şöyle kuruyorum. 3 tane ders, 3 tane nokta aynı gün ve aynı saat, diğerleri bunlardan farklı gün ve farklı saatte okutuluyor ve eleman 4 tane ders seçmek istiyor. Şimdi aynı gün okutulan derslere sayısal dersler yani matematik, fizik, kimya diyelim. Farklı saatlerde okutulan derslere de tarih, coğrafya, vatandaşlık ve sosyal bilgiler diyelim. Şimdi size ilk sorum şu. Siz farz edin sayısal aşığısınız. Bu dershaneye gittiğiniz zaman bütün sayısal dersleri alabilir misiniz? Yavaş alın. Neden? Çünkü matematik, fizik ve kimya aynı gün ve aynı saatte okutuluyor. Kendini üç parçaya ayıramayacağına göre bunlardan sadece bir tanesini seçebilirsin. Önce sayısalcı mantığıyla yaklaşıyorum. Mesela ben. Dört ders mi seçmek istiyorum? Evet. Kendi adıma konuşuyorum. Sayısala bayılıyorum. O zaman sayısaldan kesinlikle ve kesinlikle ders seçerim. Yani şu üç taneden bir tane seçerim. Üçün birlisi çarpı. E dört ders seçmek istiyordum. Elim mahkum. Geriye kalan 3 dersi de şunların içinden mi seçmem lazım? Evet. Çarpı 4'ün üçlüsü. Yani bu dersleri seçerken böyle davranmam lazım. Veya Arif diye bir arkadaşımız var. Sayısaldan nefret ediyor. Allah belasını versin diyor. O zaman bu arkadaşınız sayısal ders alır mı? Hayır. Ne yapar peki? Gider bütün derslerin hepsini sözelden seçer. Peki sözelde kaç tane ders var? 4. Kaç ders seçmek istiyor? 4. Yani 4'ün Dörtlüsü. Bu İlker'in yolu, bu Arif'in yolu. Yani bu seçimi yaparken iki tane mantık kullanacaksın. Sayısalı seven sayısalı seçecek, sayısalı sevmeyen maalesef bütün sözelleri seçip Arif gibi böyle bir denklem kuracak. Peki, üçün birlisi üç çarpı. Dördün üçlüsü ile dördün birlisi aynı anlama mı geliyordu? Evet, yani bunu da çözünce dört çıkıyor. Artı. Peki dördün dörtlüsü nedir? Bir. E 4 kere 3 12. 12 artı 1'den o zaman bu seçimi bu eleman kaç farklı şekilde yapabiliyormuş? 13. <laughs>